Murat Yetkin, Yetkin Report. Erdoğan mecliste gölge kabineyi de kurdu. Yeni mecliste 14 Haziran'dan itibaren Erdoğan kabinesine paralel bir ikinci kabinenin, gölge kabinenin kuruluşuna tanık olduk. Ama bu gölge kabineyi kuran 28 Mayıs seçim yenilgisinin sarsıntısını aşmakla meşgul ana muhalefet CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu değil. O da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan oldu. Dünyada iktidar tarafından kurulan ilk gölge kabine Gölge kabine batı demokrasilerinde yazılı olmayan uygulamalardan biri. Muhalefet partilerinin adeta adam adama markaj mantığıyla iktidarın her bir bakanının faaliyetini kendi belirlediği siyasetçiyle izlemeye alması anlamına geliyor. Diyelim iktidarın enerji politikasında eleştirilecek bir konu varsa onu eleştirene de muhalefetin mustakbel enerji bakanı diye bakılır. Muhalefetin gölge kabinesi sadece iktidar üzerindeki demokratik denetimi artırmakla kalmaz, aynı zamanda parlamentoda ikinci bir kabine gibi çalışarak sistemin şahıslardan bağımsız olarak sağlıklı işlemesine de yardımcı olur. Türkiye'de bugüne dek hiçbir muhalefet partisi gölge kabine kurmadı ama şimdi iktidarın kendisine bir ikinci kabine kurduğuna tanık oluyoruz. İşte Erdoğan'ın gölge kabinesi. Erdoğan'ın gölge kabinesi bir önceki kabine üyelerinin pek çoğunun meclis komisyon başkanı olmasıyla kuruldu. Kabine dışı kalan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Savunma Komisyonu Başkanı seçildi örneğin. Kabine dışı kalan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Savunma Komisyonu Başkanlığına seçildi örneğin. Böylece bakanlıkta kalmamasına kızıp komisyon üyeliğini dahi reddedici iddiaları doğru çıkmadı. Aynı şekilde Erdoğan'ın yeni kabinede yer vermediği önceki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İçişleri Komisyon Başkanlığına seçildi. Dışişleri Komisyonu Başkanı önceki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu değil ama Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay. Önceki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı. Adil Kara İsmailoğlu Ulaştırma ve Altyapı Bakanıydı. Şimdilik Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, önceki Ticaret Bakanı Mehmet Muş. Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı, evet doğru bildiniz, önceki Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer. Çevre Komisyonu Başkanı, bir önceki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum. Bir önceki Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi artık Meclis Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı. Sanayi, Ticaret ve Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi Teknolojileri Komisyon Başkanı ise Erdoğan'ın özel kaleminden yetişip aileden sayılan önceki Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank. Komisyon başkanlarının tam listesini bu bağlantıdan okuyabilirsiniz. Muhalefet komisyonlarda zorlanacak. Erdoğan'ın gölge kabineyi andıran bu yeni siyaset taktiğiyle bir taşla birkaç kuş vurmayı amaçladığı anlaşılıyor. Öncelikle kritik yasama komisyonlarının başına yıllardır o konularda hükümet faaliyetleri yürüten, taze devlet bilgilerine sahip siyasetçileri getirerek komisyonlarda zaten azınlıkta olan muhalefetin işini daha da zorlaştırıyor. İkincisi bu yolla şu anda iş başında bulunan kabineye meclisten geri bildirim aynı zamanda iç denetim kanalı açmış oluyor. Üçüncüsü kabine parlamento koordinasyonunu AK Parti grup yönetimi üzerinden güçlendirmeyi amaçlıyor. Bir de hiç yabana atılmaması gereken konu var bakanlık imkanları ve ayrıcalıklarından olan sahip siyasetçilere makam aracı, makam odası, özel sekreterye gibi kendilerini düz milletvekili gibi hissetmeyecek imkanlar vermiş oluyor. Erdoğan, Ankara siyaset atmosferini bilenler sağlanan bu nimetlerin kıymetini bilir. Erdoğan seçimi kazandı, kabinesini kurdu, dış temaslara başladı, şimdi gölge kabinesini de kurdu. Kılıçdaroğlu ve CHP'nin travmayı atlatıp harekete geçmesi için kendisini ağır çekim hamlelerden bir an önce kurtarmasında çoğulcu demokrasinin işleyebilmesi bakımından da fayda var. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.